Arkadaşlar merhaba, ben size bugün yumuşama dönemi ve küreselleşen dünya hakkında KPSS'de çıkması muhtemel olan bazı konulardan önemli bilgiler vereceğim. Sevgili arkadaşlar, yumuşama yani detant, soğuk savaş sonrasında ABD ile SSCB arasında yeniden karşılıklı diyalogların başlamasıdır. Yumuşamayı başlatan anlaşma sevgili arkadaşlar SALT 1 anlaşmasıdır ki stratejik silahların sınırlandırılması yönünde yapılan anlaşmadır. Ve sevgili arkadaşlar, yumuşamanın mimarları ABD adına Devlet Başkanı Kennedy, SSCB adına yine Devlet Başkanı Khrushchev'dir. Fakat sevgili arkadaşlar, eğer bize ping pong diplomasisinden bahsederse, bu ABD ile Çin arasında yaşanan karşılıklı yumuşama ilişkileridir. Bunu da bilmekte fayda var. Sevgili arkadaşlar, Helsinki Konferansı, 1975'te toplanan Helsinki Konferansı, İlk kez Doğu ve Batı bloğundan olan devletlerin bir araya geldiği konferanstır. Bunu da bilmekte fayda var. Tabii ki Arnavutluk hariç bunu da bilelim. Küba buhranı sevgili arkadaşlar, ya da Küba krizi bizi ilgilendiren bir krizdir. ABD ile SSCB arasında ortaya çıkan bir krizdir arkadaşlar. Dünyayı nükleer savaş tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. Fakat bunun sonucunda SSCB'nin Küba'daki nükleer füzelerinin sökülmesine karşılık ABD'nin Türkiye'deki Jüpiter füzelerinin sökülmesine karar verilmiştir. Ve bu olayda sevgili arkadaşlar yumuşamada önemli bir etkiye sahiptir. Bunu da bilmekte fayda var. Sevgili arkadaşlar, diğer taraftan Vietnam Savaşı ABD'nin bu dönemde yenildiği savaştır sevgili arkadaşlar. Ve özellikle bu sene KPSS'de beklediğimiz dönemin ünlü boksörü Muhammed Ali Vietnam Savaşı'na katılmamıştır. Viet Konglular bana hiçbir şey yapmadı ki neden onlarla savaşayım şeklinde önemli bir ifadesi vardır. Muhammed Ali'ye dikkat sevgili arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz 2016 yılında vefat etmişti bu boksör. Diğer taraftan sevgili arkadaşlar, yumuşama döneminde yaşanan önemli anlaşmalardan birincisi SALT 1 anlaşmasıdır. SALT 1 anlaşması, az önce de bahsettiğimiz gibi, nükleer silahların sınırlandırılması yönelik ilk anlaşmadır ve yumuşamanın başlaması olarak kabul edilen anlaşmadır. Fakat SALT 2 anlaşması sevgili arkadaşlar, SSCB'nin Afganistan'ı işgali sebebiyle kabul edilmemiştir, uygulanamamıştır. Bunu da bilmekte fayda var. Diğer taraftan sevgili arkadaşlar, yine yumuşama döneminde biz bir bağlantısızlar harekatından yine bahsediyoruz sevgili arkadaşlar. Bağlantısızlar harekatı Soğuk Savaş döneminde ortaya çıkmıştır ve 3. Dünya ülkeleri olarak adlandırılır. Bandung Konferansı'nda ilk kez bir araya gelmişlerdir sevgili arkadaşlar ve barış içinde bir arada yaşamanın ilkeleri belirlenmiştir. Ve sevgili arkadaşlar, tabii ki yumuşama döneminin en önemli olaylarından bir tanesi de Mısır ile İsrail arasında yaşanan Camp David görüşmelerdir. Camp David görüşmelerine zemin hazırlayan sevgili arkadaşlar dönemin ABD Devlet Başkanı Henry Kissinger'dır. Ki Kissinger sevgili arkadaşlar mekik diplomasisi ile dönemin Mısır Devlet Başkanı ile İsrail Devlet Başkanı'nı ABD'de Camp David'le bir araya getirmiştir. Ve bu anlaşmayla ilk kez bir Arap devleti Yahudi devleti olan İsrail'in varlığını tanımıştır sevgili arkadaşlar. Bunu da bilmekte fayda var. Diğer taraftan sevgili arkadaşlar, bu dönem yumuşama döneminde kurulan önemli bir teşkilat İslam İşbirliği Teşkilatı 1969'da kurulmuştur. Ve bu teşkilatın kurulmasına sevgili arkadaşlar Mescid-i Aksa'nın kundaklanması söz konusudur. İslam İşbirliği Teşkilatı'na çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. 2016 zirvesi Türkiye'de yapıldı ve dönem başkanı şu anda Türkiye. Bunu da bilmekte fayda var. Sevgili arkadaşlar, yumuşamanın bir başka önemli özelliği de bizimle Yunanistan arasında yaşanan Kıbrıs meselesidir. Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak EOK sevgili arkadaşlar bir terör örgütüdür. Enosis Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama düşüncesidir. Akritas planı Kıbrıs'ı sevgili arkadaşlar bir gecede Yunanistan'a bağlamak için hazırlanmış olan bir plandır. Diğer taraftan sevgili arkadaşlar, TMT Türk Mukavemet Teşkilatı Türklerin kurmuş olduğu bir savunma örgütüdür. Diğer taraftan sevgili arkadaşlar, Johnson mektubu. Dönemin ABD Devlet Başkanı tarafından İsmet İnönü'ye gönderilen mektuptur ve Kıbrıs'a bir barış harekatının yapılmasını engellemiştir. Ve sevgili arkadaşlar,
bilmemiz gereken önemli olaylardan bir tanesi 1960'ta Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmuş olmasıdır. Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devlet başkanı sevgili arkadaşlar Makaryos, yardımcısı da Fazıl Küçük'tür. 1974'te Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs adasına bir barış harekatı düzenlemiştir. Barış harekatının parolası sevgili arkadaşlar Ayşe tatile çıksın. 1983'te ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur. Ve sevgili arkadaşlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devlet başkanı da kuruluş devlet başkanı da Rauf Denktaş'tır. 2004 yılında sevgili arkadaşlar iki Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi için yani Rum tarafıyla Türk tarafının yeniden birleşmesi için Amman planı referanduma sunulmuş fakat planı sevgili arkadaşlar Rumlar kabul etmemiştir. Bir diğer sevgili arkadaşlar dönemin terör örgütü ise Asala terör örgütüdür. Asala terör örgütü sevgili arkadaşlar bir Ermeni terör örgütüdür ve yurt dışında çalışan Türk diplomatları maalesef sevgili arkadaşlar şehit etmiştir. 1980'lerden günümüze sevgili arkadaşlar küreselleşen dünyada neler yaşandı? Sevgili arkadaşlar 1980'lerden günümüze baktığımız zaman dönemin en önemli gelişmesi SSCB'nin dağılmasıdır. SSCB'nin son devlet başkanı sevgili arkadaşlar son lideri Mihail Gorbaçov'dur. Ve Mihail Gorbaçov Glasnost ve Perestroika'yla yani açıklık ve yeniden yapılanmayla devletini sevgili arkadaşlar toparlamaya çalışmıştır. Fakat bunda başarı sağlayamamıştır. Sevgili arkadaşlar SSCB'nin dağılmasından sonra Türk Cumhuriyetleri kurulmuştur. Bunlar içerisinde en önemli olan Azerbaycan'dır. Azerbaycan'ın sevgili arkadaşlar SSCB'den ayrılarak bağımsız olan ilk Türk Cumhuriyeti'dir. Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan sevgili arkadaşlar ve Özbekistan en önemli Türk Cumhuriyetleridir. Ve diğer taraftan sevgili arkadaşlar yine 1990'larda SSCB'nin dağılmasıyla beraber iki Almanya yeniden birleşmiştir. Çekoslovakya'da sevgili arkadaşlar Kadife devrim yaşanmış. Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak devlet ikiye ayrılmıştır. Ve Yugoslavya iç savaşı ortaya çıkmıştır sevgili arkadaşlar. Yugoslavya iç savaşının ortaya çıkmasıyla beraber bölgede Yugoslavya'da sevgili arkadaşlar Sırbistan, Karadağ, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Makedonya gibi devletler kurulmuştur. Tabii ki Bosna Hersek'in sevgili arkadaşlar bağımsızlık süreci çok sancılı olmuştur. Çünkü Bosna iç savaşı çıkmıştır sevgili arkadaşlar. Ve bu iç savaş sırasında Mostar Köprüsü önce Hırvatlar sonra Sırplar tarafından sevgili arkadaşlar maalesef yıkılmıştır. Diğer taraftan sevgili arkadaşlar Bosna iç savaş sırasında Bosnalı Sırplar Srebrenica katliamını yapmışlar ve bu katliamda binlerce Müslüman Boşnak katletmişlerdir. Ve katlettikleri sevgili arkadaşlar Boşnakların toplu mezarları mavi kelebekler sayesinde bulunabilmiştir. Sevgili arkadaşlar bir diğer durum ise Bosnalı ünlü lider Alija Izetbegović Bosna'nın sevgili arkadaşlar bağımsızlığının sağlanmasına çok önemli bir paya sahiptir ve bilge kral olarak adlandırılır. Diğer taraftan sevgili arkadaşlar bu dönemde yaşanan önemli gelişmelerden bir diğeri 1991'de ortaya çıkan 1. Körfez Savaşı'dır. 1. Körfez Savaşı'nın sebebi Irak'ın Kuveyt'i işgalidir. Diğer taraftan 1980'den 1988'e kadar yaşanan İran-Irak Savaşı da yine bu dönemde sevgili arkadaşlar önemli bir etkiye sahiptir. Sevgili arkadaşlar bitirmeden önce son birkaç bilgim var. Onlardan birincisi şu. Türkiye'de ilk televizyon yayını sevgili arkadaşlar ITTV yapmıştır. Buna dikkat edelim. TRT 1968'de kurulmuştur sevgili arkadaşlar. Renkli televizyon yayınları 1984'te başlamıştır. Ve ilk özel TV olan Star sevgili arkadaşlar 1991'de yayın hayatına başlamıştır. Diğer taraftan sevgili arkadaşlar yine bu dönemde Nuri Bilge Ceylan 3 Maymun adlı filmiyle Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü almıştır. 17 Ağustos 1999'da 17 Ağustos İstanbul depremi yaşanmıştır sevgili arkadaşlar. Bunu da bilmemiz gerekir. Herkese sevgili arkadaşlar KPSS sınavında başarılar diliyorum.